Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar mesleki gelişim dersi 1. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere sınav öncesi bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınızdaki doğru yanlış bölümü sınavlarda mutlaka var arkadaşlar. Hemen dikkatlice 1. sorudan başlayalım. Ahlak kuralları 4 çeşittir bunlar. Din kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları ve hukuk kurallarıdır şeklinde verilen 4 çeşit kural arkadaşlar. Onun için bu bilgiye şöyle kocaman bir D ile doğru diyelim. Ahlaka uygun davranış gerçekleştirmeye ve ahlak kurallarına özgürce uymaya ahlaki karar denir. Evet, ahlaki kararın da tanımı zaten bu arkadaşlar. Size klasik olarak da sorsalar bile ahlaki kararın tanımını bu şekilde yapmak zorundayız. Meslek ahlakı ve bir mesleğin genel ilkelerini ve standartlarını ortaya koyar. Arkadaşlar, meslek ahlakından bahsediyoruz. Bir mesleğin genel ilkelerini ve standartlarını ona koyar ki ona biz meslek ahlakı diyoruz. O meslekte neler yapılmalı, nelerden kaçınılmalı, bu ifade kavram olarak meslek ahlakı olarak karşımıza çıkıyor. Onun için bu bilgiye de doğru diyeceğiz. Bir başka ifademiz, Ahi Teşkilatı, Fütüvvet Teşkilatı'nın Türkler tarafından geliştirilen ve özellikle Avrupa'da yayılmış olan şeklidir. Arkadaşlar, Avrupa'da diyor, dikkat edin, Ahi Teşkilatı biliyorsunuz ki Anadolu'daydı. Onun için bu bilgiye yanlış diyeceğiz çünkü Avrupa'da yayılmamış, Anadolu'da yayılmış. Onun için cevabımız bundan dolayı yanlış olacak. Ahi ve lonca teşkilatları tüm dinlere açıktır ifadesi arkadaşlar buna da yanlış diyeceğiz. Çünkü Ahi ve lonca teşkilatın dinsel olarak bir farklı görüşü vardı biliyorsunuz. Sadece lonca teşkilatı tüm dinlere açık arkadaşlar. Ahi teşkilatında Müslüman olmak zorunda her katılımcı. Dolayısıyla bu bilgiye de yanlış demek zorundayız. Bir diğer ifademize bakalım. 6. sorumuzda. Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları belirlenmiş ve belli bir eğitimle kazanılan sistemli etkinlikler bütününe meslek kuralları denir ifadesi. Arkadaşlar, meslek kuralları değil, sadece meslek denir deseydi o zaman doğru diyecektik. Onun için bundan dolayı meslek kuralı değil, mesleğin tanımı yapılmış burada. Cevabımız bundan dolayı yanlış olacak diyoruz ve geçiyoruz bir başka soruya. 7. sorumuzda toplumda iyilik ve kötülük hakkında oluşan değer ve yargılarına göre yapılması veya yapılmaması gereken davranışlara ilişkin kurallar bütününe ahlak kuralları denir ki ahlak kurallarının tanımı da aynen bu şekildedir. Onun için bu bilgiye de doğru diyeceğiz. Uyulması gereken ahlaki genel geçer kurallara ahlak yasası denir ifadesi var. Bu da ahlak yasasının tanımıdır. Onun için bu bilgiye de doğru diyeceğiz arkadaşlar. Son iki sorumuz, bakalım doğru mu yanlış mı? Dilini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmiş demektir sözünü Atatürk söylemiştir. Evet, burada bahsettiğimiz Atatürk'ün sözü değil arkadaşlar. Bu söz zaten ünitelerden hatırlayın, Peyami Safa'ya ait bir söz. Dilini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmiştir sözü Peyami Safa'nındır, Atatürk'ün değil. Dolayısıyla buna yanlış diyeceğiz. Son ifademiz de, İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine iş güvenliği denir. Evet, burada da iş güvenliği kavramının tanımı yapılmış. Onun için bu bilgiye doğru diyeceğiz. Arkadaşlar, doğru yanlış da bu tarz bir sürü kavram soruldu, açıklamasını verdik. Doğru mu yanlış mı diye kararlaştırdık. Bunları klasik olarak da sorabilir öğretmenlerimiz. Buna da dikkat edelim. Sadece doğru yanlış değil, ezbere bilmemizde fayda var. Çünkü artık sınavda yanlış yapma veya boş bırakma şansımız yok güzel puan almak istiyorsak. Diğer ifademize bakalım. Aşağıdaki klasik soruları kısaca cevaplayınız. Bir başka klasik sorularla ilgili bol soru var. Meslek ahlakı ilkeleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar, bir mesleğe giriyorsanız o meslekte bir kere doğru olacaksınız. Dolayısıyla ilk önce doğruluk diyelim. Yani herhangi bir hile hurdadan uzak durmamız gerekiyor. Bir diğeri, yaptığımız o mesleğin yasal olması lazım. Dolayısıyla yasallık kuralı da gerekli. Bir mesleği yapıyorsak o meslekte yeterli olmamız lazım arkadaşlar. Buraya da yeterlilik yazalım. Bir mesleği yapmak istiyorsak o meslekte güvenilir olmamız lazım. Dolayısıyla buraya da güvenilirlik diyelim. Ve son olarak da o mesleğe bağlı olmak zorundayız arkadaşlar. Yani A mesleğini yapıp da B mesleğiyle veya bir başka şeylerle uğraşmamız gerekmiyor. Dolayısıyla son madde olarak da mesleğe bağlılık şeklinde son maddemizi yazarak
Bu şekilde de meslek ahlaki ilkelerini de hatırlatmış olduk sizlere. Geçiyorum diğer sorumuza arkadaşlar. Burada da meslek seçiminde araştırması gereken unsurlar nelerdir? Maddeler halinde. Evet, bir meslek seçeceksiniz. Bugün yarın üniversiteye giderken hayatınızı etkileyecek kararlar alacaksınız. Peki burada bizim için en önemli faktör neler? Bu unsurlar neler? Bakalım arkadaşlar. Bir kere kişisel ve sosyal özelliklerinize uygun olmalı. Onun için hemen yazalım. Kişisel ve sosyal özellikleriniz. Evet, mesleği seçmeden önce bu kendinize bunu bir sormalısınız. Bir diğeri ülkenin politik ve ekonomik yapısı arkadaşlar. İleride iş bulacak mıyım, bulamayacak mıyım? Bu çok önemli. Ülkenin politik ve ekonomik yapısı. Çünkü her 3-5-10 senede belki de bir meslek grubu değişiyor. Bazen başka meslek revaçta, bazen bir başka revaçta. Dolayısıyla bunları hep düşünmemiz lazım ileriye plan yaparken. Çünkü tüm hayatımızı etkiliyor. Bir diğer de arkadaşlar eğitim sistemimiz. Eğitim sistemine mutlaka dikkat edilmeli ve araştırılmalı. Bir diğeri en önemlisi aslında iş bulma olanakları. Evet, bir sürü bölüm var mezun oluyorlar ki ama görüyorsunuz işini yapamıyor. Çünkü iş bulma olanağı gayet kısıtlı bu alanlarda. Onlara da dikkat etmek zorundayız. Son madde olarak da şans faktörü arkadaşlar. Hani nasip deriz ya, nasipti olmadı. Şans faktörünün de biraz da sizden yana olması gerekiyor. Onu da son madde olarak ekleyelim buraya da. Şans faktörü diyelim arkadaşlar. Evet, bu şekilde maddeledikten sonra geçiyoruz bir başka soruya. Burada da iş güvenliği ile ilgili bir sorumuz var. Peki ne diyor? İş güvenliğin amaçları nelerdir? Maddeler halinde yazınız. Evet, yazmaya çalışalım arkadaşlar. İş güvenliği amacı ne? İşlerin güvenliğini alıyoruz ama ne amaçla? Birincisi çalışanların korunması. En önemlisi bu. Çalışanlar bizim veli nimetimiz. Dolayısıyla çalışanların korunması amacıyla yapılır. Bir diğeri kazalara karşı gerekli önleri almak için arkadaşlar. Amaçlardan biri de bu. Aman kaza olmasın dediğimiz için kazalara karşı gerekli önlemleri almak. Bir diğer maddemiz üretimin devamlılığını sağlamak. Kazayı önleyip çalışanları korursak tabii ki üretim de devamlı olacak. Onun için hepsi zincirlemedir. Üretimin devamlılığını sağlamak. Bir diğer maddemiz de buydu. Ve son maddemiz de çalışma verimini artırmak. Üretim devamlı olursa haliyle çalışma verimi de artacak. Onun için son madde olarak çalışma verimini artırmak diyelim. Evet, iş güvenliğin amaçlarından 4 maddeyi de şöylelikle sizlere hatırlatmış olduk ve geçiyoruz bir başka sayfaya. Evet, çoktan seçmeli sorular yine sınavların en çok sorulan kısmı, en çok puana da sahip olan kısmı hatta belki. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Birinci sorumuz, iş yeri düzeni ve bakımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde bir ifade var. Yanlış olanı bulacağız. Kullanılan malzemelerin, çalışılan ortamın işin tamamlanmasından sonra temizlenmesi gerekir. Kesinlikle doğru. İş yerinin iç temizliği yeterlidir. Dış temizliğine gerek yoktur. Olur mu arkadaşlar? İçi neyse dışı da o olmalı. Tertemiz, içi dışı bir olmalı deriz ya işte bu. Dolayısıyla içini temizliyoruz, dışı pis kalsın. Olur mu? Yani dükkanın vitrinin pis olduğunu düşünün. Siz girer misiniz oraya? Hayır. Dolayısıyla cevabımız belli oldu. Ortak kullanım alanının temizliğine dikkat edilmeli. Çalışanların temizlik kurallarına uyması için uyarı levhalar asılmalı. Çalışma sırasında çalışılan alanın ve çevrenin kirlenmesine engel olunmalı. Gayet temiz tutulmalı ortam. Dolayısıyla cevabımızın Bursa seçeneği olduğunu şöyle sakin kafayla çok da rahat bulabiliriz. Bir diğer ifademiz aşağıdakilerden hangisi ahilik kültürünün meslek hayatına katkılarından değildir? Evet, ahilik kültürünü biliyoruz ki Anadolu'da bu meslek gruplarına bağlı olduğu bir grup. Dolayısıyla bakalım meslek hayatına neler katmış? Ahlaklı, bilinçli, üretici ve mutlu bir orta yapı oluşturup güçlülüğünü devam ettirmek. Amaçlarından biri bu muydu? Kesinlikle. Kişiyi eğitip üretici ve yararlı hale getirmek.
Kesinlikle. Kişiyi toplumda layık olduğu en uygun yere oturtmak. Kesinlikle. Yapılar arasında karşılıklı anlayış, güven, rıza duygularıyla iş bölümü ve iş birliği kurmak kesinlikle doğruyken, toplumda sosyal dengeyi sağlarken ekonomik dengeyi etkilemez diyemezsiniz. Arkadaşlar bakın bunların hepsi ekonomiyle ilgili. Dolayısıyla bütün bunlar yerine getirildiği zaman ekonomiyi olumlu yönde etkileyecektir. Onun için cevap gayet açık. Bu soruda diyorum ve geçiyorum 3. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi ahilik ilkelerinden değildir? Evet, ahilik teşkilatı özellikleri, ilkeler, bunları iyi bilin arkadaşlar. Sorular bol miktarda geliyor. Mesleğe girme ve meslekte yükselme ilkesi diye bir ilkesi var mı? Kesinlikle evet. Aşırı disipline dayalı kişisel ve mesleki eğitim kesinlikle arkadaşlar. O cendereden geçmediğiniz sürece ne yeterlilik alabilirsiniz ne de dükkan açabilirsiniz. Bu kadar katı ama gerçekten de bunun sonucu iyi ustalar, iyi sanatkarlar, zanaatkarlar çıkıyordu. Dolayısıyla katı bir disiplini vardı ve mesleki eğitim vardı ahi teşkilatının. Hizmette mükemmellilik. Kesinlikle amaç bu. En iyisi olabilme, insanları, esnafı en iyi şekilde yetiştirme amaçlarından biri. Üretimde serbestlik. Arkadaşlar kafamıza göre yok. Üretimde serbestlik diye bir şey yok. Herkesin yapacağı alan belli ve o alanın dışına çıkılamıyordu. Dolayısıyla herkes kendi alanında uzmanlaşıyordu. Dolayısıyla üretimde serbestlik diye bir ifade var mı? Kesinlikle buna da evet diyoruz. Bir diğerine bakalım. Özür diliyorum. Buna serbestlik yok. Kafamıza göre iş yapma yoktu. Düzen, intizam ve tedbir kesinlikle var. Ama üretimde serbestlik yani kafamıza göre hareket etme diye bir şey yoktu ahilik teşkilatın ilkelerinden. Dolayısıyla cevabımızı burs olarak hemen düzeltip geçiyoruz bir başka soruya. Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Sözü kime aittir ki bunu biliyoruz. Meşhurdur. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü. Onun için cevabımızın direkt Adana olduğunu söyleyelim. Bu söz Atatürk'e ait arkadaşlar. Başkasıyla aklımızı karıştırmayalım bile. Geçiyorum diğerine. Diğer sorumuzda da aşağıdakilerden hangisi milli ve manevi değerlerimizden değildir? Soru köküne dikkat. Hoşgörü bu değerlerimizden. Saygı, adalet, vatanseverlik varken kültüre tarihe sahip çıkmama diyor. Dikkat edin. Dolayısıyla tarihimize, kültürümüze sahip çıkmıyor muyuz? Elimizden geldiği kadar. Onun için cevabımızın Edirne seçeneği olduğunu bir kez daha hatırlatmış olduk. Geldim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü ile ilgili yanlış bir ifadedir? Arkadaşlar hoşgörü demek tahammül etmek demek. Başkasını hoş karşılamak demek, kabul etmek demek. Dolayısıyla affedici olmak, anlayışlı olmak, ayıpları kapatmak, tahammülsüzlüktür diyemem arkadaşlar. Tam tersine tahammül etmek, başkalarına dolayısıyla saygı göstermek için cevabımızın ne olduğu belli oldu bile. Lakap takmamak bu da var. Hoşgörülü olmak ama cevabımızın Denizli seçeneği olduğunu hatırlatmış olduk böylelikle. Diğerine geçelim. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakına uygun davranışların meslek erbabına katkılarından değildir? Yani sonuçlarından biri değildir ona bakacağız. İş ortamında saygını kazanma. Kazanırsınız arkadaşlar. Yeter ki meslek ahlakına uyun. Kalite yönetimi ve planlama gibi alanların yönetilmesine karışmamak. Karışmak deseydi olacaktı ama karışmamak deyince iş bozuldu. Cevap belli. İş ortamındaki güvenilirlik, iş dünyasında iyi bir imaja sahip olma, iş ortamında kabul görme hepsi varken cevabımızın Bursa seçeneği olduğunda böylelikle dikkat ederek bulabiliriz arkadaşlar. Burada karışmak deseydik belki atlayabilirdik ama dikkatli okuduğumuz için karışmamak olacak cevabımız. Gayet açık bu soruda. Geçiyorum son iki sorumuzda videomuzda. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini etkileyen unsurlardan değildir? Demin söylemiştik. Meslek seçimini etkileyen unsurları maddeler halinde yazdık. Burada bir başka soru şeklinde çıkmış. Arkadaşlar çocukluk hayalleri mesleğimizin neler olacağına yön verebilir. Çevre ve ailemiz yön verebilir. Dilimiz, ilgi alanlarımız yön verebilir. Cinsiyetimiz yön verebilir. Yani kızlara uygun meslekler vardır. Erkeklere uygun meslekler vardır. Artık kızı erkeğe kalmadı ama bu bile etkili olabilir. Ama konuştuğumuz dilin mesleğimizle bir alakası yok arkadaşlar. Bu annemizden babamızdan öğrendiğimiz bir kavram. Dolayısıyla mesleği etkilemez. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Evet son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ahilik ve lonca teşkilatı ile ilgili yanlıştır? Bakalım hangisi? Ahilik dayanışma örgütüdür. Doğru. Ahi teşkilatı bağımsızdır arkadaşlar. Bu da doğru. Lonca teşkilatı bağımsızdır diyemeyiz. Bu devlete bağımlıydı arkadaşlar. Onun için ahi bağımsızken loncanın bağımsız olduğundan bahsedemeyiz. Yanlış. Ahi teşkilatında Müslüman olma şartı vardır. Kesinlikle.
Lonca Teşkilatı'nda biliyorsunuz ki tüm dinlere açık. Lonca Teşkilatı'nda zamanla kişisel menfaatler ön plana çıkmış. Evet, zamanla bozulmasının sebebi bu. Kişisel menfaat. Onun için cevabımız C seçeneği diyoruz bu soruda. Ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar, kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.